Eğer bir şeyin olmasını gerçekten istiyorsan asla yılmayacaksın, pes etmeyeceksin, umudunu hiçbir zaman yitirmeyeceksin, yoluna devam edeceksin. İyi akşamlar değerli arkadaşlarım. Yaklaşan mülakatlarda soru çözümüne devam ediyoruz. 22. bölümdeyiz. Hemen başlayalım isterseniz. İlk sorumuz gelsin. Altın Koza Film Festivali hangi ilimizde yapılmaktadır? Cevabımız Adana. İkinci sorumuz, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'na göre illerin idaresi hangi esasa göre yönetilir? Cevap, yetki genişliği. Üçüncü soru, Aselsan, Havelsan gibi savunma sektörünün en büyük hissedarı olan vakıf nedir? Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı arkadaşlar. Soru 4. 657'ye göre sebepsiz göreve başlamayan ve belgeli ispatı olmayan kişiler kaç yıl memuriyete atanamaz? Cevap 1 yıl. Her yıl Aralık ayında Konya'da düzenlenen Mevlana'yı anma töreninin adı nedir? Cevap Şeb-i Aruz töreni. Soru 6. Savaşta yenilen Türklerin bir bölgeye yerleşerek burada 400 yıl kadar yaşadıktan sonra zamanla buraya sığmayıp çevrelerinde bulunan Demirdağ'ı eritip o bölgeden çıkışlarını anlatan destan hangisidir? Ergenekon destanı. Süphan Dağı hangi ilimizdedir? Cevap Van. 8. sorumuz arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk defa çok partili seçim ne zaman yapıldı? Cevap 1946'da yapıldı. 9. soru. İnternet üzerinden hiçbir merkezi otoriteye bağlı olmayan sanal paraya ne ad verilir? Bitcoin. 10. soru. Türkiye'nin ikinci anayasası hangi tarihte yürürlüğe girmiştir? 1924, 24 Anayasası. 11. soru. Lale Devri hangi olayla sona erdi? Patronu Halil İsyanı. 12. soru. S-400 hangi ülkeden alınmıştır? Ya da S-400'ler hangi ülkeden alınmıştır? Rusya Federasyonu arkadaşlar. Dünyanın yüz ölçümü bakımından en büyük ülkesi hangisidir? Bu da Rusya Federasyonu'dur. Aganta Burina Brunata eseri kime aittir? Halikarnas balıkçısına aittir. Herhangi bir siyasi partinin kapatılması davasına kim bakar? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı. Binlerce yıldır bilinen 17. yüzyılda dünyanın Türklerden öğrendiği Türk zeka ve strateji oyunu nedir? Mangala. 17. sorumuz. 657 sayılı kanuna göre devlet memurlarına ödenen her türlü zam, tazminat gibi ödenekleri kim belirler? Maliye Bakanlığı belirler arkadaşlar. 18. soru. Lozan Antlaşması sonucunda Boğazların yönetimi kime bırakıldı? Boğazlar Komisyonu'na bırakıldı arkadaşlar. İnternette içerik aramaya yarayan sisteme verilen genel isim nedir? Arama motoru. 20. soru ve son soru arkadaşlar. 652 sayılı kanun hükmünde kararnameye göre yurt dışı eğitim ve öğretim kurumlarından alınmış ilköğretim ve ortaöğretim diploma ve öğrenim belgelerinin derece ve denkliklerine ilişkin ilke kararlarını bakanın onayına sunma görevini bakanlığın hangi birimi yapar? Cevap Talim Terbiye Kurulu. Evet arkadaşlar, yine geldik bir 20 sorunun sonuna. Yarın aynı saatte yeni bir 20 soruyla birlikte olacağız. Hoşça kalın.